Gün ortasından yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Haber turumuzu geride bıraktık. Astroloji diyeceğiz ve hattımızda astrolog Eda Arduzlar var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, siz benim sesimi alabiliyor musunuz acaba? Alıyorum, alıyorum. Evet. Yeni bir haftaya başladık. Bununla birlikte yeni bir aya da başladık. Eminim ki sizden de güzel ve fazlasıyla dolu haberlerimiz olacaktır gökyüzünden gelen. Ben çok uzatmayayım isterseniz şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Evet, Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz aslında haftaya. Güzel haber. Çünkü artık bu Merkür Retrosu herkesi fazlasıyla yıprattı. Ama artık bugün Merkür düz seyrine başladı. Dolayısıyla artık iletişimimiz daha akışkan bir durumda devam edecek. Haftanın en önemli açısı Venüs ve Jüpiter'in karşıt açısı. Özellikle bugün bu kesinleşti. Dolayısıyla da her zamankinden daha fazla sevgi arayışımız var ve bunu abartılı bir şekilde bir isteğimiz, hatta göstermemiz söz konusu olacak. Ve duygusunda çoğalmalar, fazlalaşmalar söz konusu olacak. Finansal açıdan da yine daha fazla para harcama isteği içerisinde olabiliriz bu hafta. İş hayatına gelince de bu hafta kendimizi biraz daha böyle bunalmış ve yorgun hissedebiliriz. Çünkü dediğim gibi biraz daha abartılı davranışlar söz konusu olabilir. İsteklerimiz çünkü daha yoğun. Perşembe günü kesinleşecek Merkür-Plüto üçgenimiz var. Bu da aslında yine çözemediğimiz, özellikle birkaç aydır çözemediğimiz konuların çözüme ulaşması açısından da önemli bir açı. Ve hafta sonu Koç Dolunay'ı etkisi altına giriyoruz. 9 Ekim'de yaşanacak bir Dolunay'ımız var. Bu da aslında daha ani çıkışlar yapma, daha hızlı davranma eğilimi içerisinde olmamız anlamına geliyor. Biliyorsunuz Koç etkisi biraz daha böyle fevri enerjiler barındırıyor, sert enerjiler barındırıyor. Ama sakin kalabilirsek ya da daha yavaş hareket edebilirsek bu Dolunay'ın etkisini pozitif anlamda değerlendirmemiz de mümkün olacak. Bu Dolunay'la birlikte görmezden geldiğimiz konuları tabii ki daha da gözler önüne serecek bu Dolunay ve bizi bu konuda çözüm arayışına itecek. Çözüm bulamadığımız duygusal konulara ise nokta koyabileceğiz. Yani işte bitme noktasına gelen ilişkilerin burada tamamlanmasını da yaşayabiliriz. Ani kararlardan uzak durmamız sonradan olmamak adına çok etkili olacaktır. Dilerseniz şimdi burç yorumlarına geçelim. Teşekkür ediyoruz. Merakla bekliyoruz. Evet. Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, bu hafta sizler için kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirebileceğiniz bir hafta olacak. Profesyonel anlamda harekete geçebilecek ve yeni planlar içerisinde olursunuz. İş hayatınızla ilgili de yakın zamanda başlattığınız İşlerden büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir haftadasınız. O yüzden kariyer noktasında ciddi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle otorite figürlerinden alacağınız destekler de sizi büyük hedeflere yönlendirecek. Ve aile büyüklerinden alacağınız tavsiyelerle de üzerinde bulunduğunuz konulara çözüm bulabileceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili olarak hayallerinizin insanıyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek ve yeni bir aşka yelken açabilirsiniz sevgili koçlar ve sağlık konularıyla ilgili de eğer süre gelen bir probleminiz varsa bunları ötelemeyin. Mutlaka bir uzman kontrolünden geçmenizi tavsiye ederim sevgili koç burçları. Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, bu hafta iş hayatınızla ilgili tüm sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir hafta olacak ve yeni bakış açınız olaylara karşı ya da işte kariyerinizle ilgili durumlara karşı yeni bakış açınız çevreniz tarafından da takdir görecek ve destek toplayacaksınız. Finansal konularda yeni yapılanmalar içerisinde olabilir ya da yeni yatırımlar yapma düşüncesi içerisinde olabilirsiniz ve çevrenizden yine bu konularla ilgili destekler alacaksınız. Kariyer anlamında hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir hafta. O yüzden harekete geçiyorsunuz, adımlar atıyorsunuz ve bunların karşılığını
fazlasıyla alacaksınız bu hafta özellikle. Aşk hayatınızla ilgili olarak da yeni maceralara adım atabilirsiniz. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Özellikle başlangıç noktasında sizi tetikleyebilecek bir dolunay bu. Ve hafta ortasında yolculuk planı yapabilirsiniz. Belki kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunun planları içerisinde olabilirsiniz. Alım-satım konularında da aslında şanslı etkiler altındasınız. Sağlık konularında da mevsim rahatsızlıklarına dikkat etmenizde fayda var sevgili Boğa burçları. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu hafta iş ve kariyer konularıyla fazlaca meşgul olacaksınız. Yakın zamanda yaptığınız bazı girişimlerden güzel geri dönüşler alacağınız bir haftadasınız. Akademik kariyerle ilgili planlarınız varsa bu hafta harekete geçebilir ve bu konuda da yeni kararlar alabilirsiniz. Çevrenizin destekleri de size aslında büyük başarılar getirecek. Yani desteklenmek size çok iyi gelecek. Onaylanmak gerçekten bu hafta içerisinde sizin için büyük önem arz ediyor. Alım-satım yapmak için de yine uygun bir haftadasınız. Çevrenizden gelen negatif etkileri en aza indirgerseniz, yani arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, bu konularda negatif etkileri en aza indirgerseniz ilerleyişiniz daha da hızlı olacak. İletişim konusunda yaşadığınız aksaklıklar artık bu hafta son buluyor. Çünkü Merkür Retrosu bitti sevgili ikizler burçları. Baş ve boyun bölgesiyle ilgili yaşayacağınız rahatsızlıklar da bu hafta gündeme gelebilir. Yeni ve yükselen burcu yengeç olanlar. Geçtiğimiz günlerde başlatmış olduğunuz iş ve kariyer konuları bu hafta otorite figürlerinden alacağınız desteklerle çok iyi ilerleyecek ve çevreniz tarafından takdir göreceksiniz. Emek ve çabalarınız bu hafta karşılığını buluyor sevgili yengeçler. Hatta maddi anlamda yükseliş yaşayabilirsiniz. Ve bu da size karşı duyulan güveni daha da artıracak. Birkaç zamandır yaşadığınız ev içerisindeki huzursuzluklar işinizdeki başarı ile aslında dengelenebilir durumda olacak bu hafta. Yani hem evdeki huzuru sağlayacaksınız hem de iş yerinizdeki başarınız sizin duygusal durumunuzdaki dengeyi sağlayacak. Ve ciddi anlamda bir motivasyon enerjisi içerisinde olacaksınız. İlişkilerinizde karşı tarafın duygularına, kararlarına saygılı olmanız ilişkiniz açısından da çok ciddi önem arz ediyor. Bağışıklık sisteminizi yukarı çekecek beslenme şekilleri geliştirebilirseniz de ve aynı zamanda egzersiz yaparsanız da sağlık konusunda da sıkıntısız bir hafta geçireceksiniz sevgili yengeç burçları. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan bu hafta iş, kariyer ve maddi anlamda yaşayacağınız iyileştirmeler sizi son derece mutlu edecek sevgili aslanlar. Yöneticileriniz ya da otorite figürleri tarafından desteklendiğinizi hissedeceksiniz ve yeni finansal bir anlaşma imzalamanız söz konusu olabilir bu hafta. Kariyerde elde edeceğiniz başarılar yine sizi çok motive edecek. Çünkü zaten siz bir aslansınız ve başarı sizi gerçekten büyük anlamda motive ediyor. İkili ilişkilerde aceleci kararlar vermekten kaçınmalısınız bu hafta içerisinde. Çünkü Koç dolunayının böyle bir etkisi de var. Ani ve fevri çıkışlar yapmaktan uzak durmalısınız. Ani ve fevri çıkışlar daha sonradan pişman olacağınız kararlar almanıza neden olacağından son derece sakin davranmanızda fayda var. Bu hafta yediklerinize dikkat etmelisiniz. Çünkü abartılı bir yeme durumu sizi mide hastalıkları açısından tedirgin edebilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, bu hafta iş ve kariyer konularıyla ilgili rakiplerinize fark atıyorsunuz sevgili Başaklar. Geçmiş zamanlarda yaptığınız yatırımların kazançlı geri dönüşleriyle bu hafta karşılaşabilirsiniz ve bu da sizi maddi açıdan güçlendirecek etkilere sahip. Yalnız gereksiz harcamalar yapmaktan uzak durmalısınız. Aksi takdirde daha sonrasında pişmanlık yaratabilir bu harcamalar. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili olarak da uyumlu ve dengeli bir ilerleyiş söz konusu olacak. Özellikle iletişim anlamında yaşadığınız aksaklıklar da son buluyor. Mevsim rahatsızlıklarına karşı da bağışıklığınızı kuvvetlendirecek gıda maddeleri seçerseniz ciddi anlamda zaten sağlık konusunda da destekleniyorsunuz. Ve
Bir takım kırgınlıklar hissedebilirsiniz. İşte hani havaların ani iniş çıkışlarıyla alakalı olarak, ani soğuması ya da ısınmasıyla alakalı olarak. Eğer böyle bir konumda da olursanız mutlaka bir uzman kontrolünden geçmenizde fayda var. Aynı zamanda devlet dairesiyle ilgili işleriniz varsa bu konularla ilgili bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz ve bu konulara biraz canınız sıkılabilir. O yüzden temkinli ve dikkatli olmaya gayret göstermelisiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, bu hafta Merkür'ün düz hareketine başlamasıyla iletişim aksaklıkları artık son buluyor. Uzun zamandır beklediğiniz kazançlı bir anlaşmaya da imza atabilir ve maddi anlamda da büyük bir rahatlık hissedebilirsiniz. Kariyer konusundaki gelişmeler duygusal olarak da sizi çok motive edecek. Zaten şu anda Venüs sizin burcunuzda, Güneş sizin burcunuzda. Dolayısıyla da en güzel etkileri, aşk ve para konularındaki en güzel etkileri en çok siz hissedeceksiniz sevgili terazi burçları. Sosyal çevrenizden veya arkadaş çevrenizden bir aşk yaşanması muhtemel görünüyor ve her an heyecan verici bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hafta sonu kısa bir seyahat planı yapabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sağlık konularında da doyum bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmenizde fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, bu hafta maddi konularda büyük bir rahatlama yaşayacaksınız sevgili akrepler. Yalnız para geliyor diye harcama konumuna geçerseniz de bundan büyük pişmanlık duyabilirsiniz. O yüzden para konularını iyi idare etmeniz gereken bir haftadasınız. Ve kariyer konularıyla ilgili size teklif edilecek terfi durumları yaşayabilirsiniz. O yüzden kariyer noktasında da çok şanslı etkiler altındasınız. Yaşadığınız gerginliklerin bu hafta son bulacağı gökyüzü enerjileri var sizin açınızdan. İkili ilişkilerde de duygusal gerilimler yaşayabilir ve ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Eğer kopma noktasında yaşadığınız bir ilişki varsa. Ama düzeltilebilecek etkileri de mutlaka değerlendirin. Eğer tamam mı, devam mı noktasında bir karar almanız gerekiyorsa da bunu ani bir şekilde almamanız, daha çok düşünerek hareket etmeniz önem arz etmekte. Bu hafta sonu yine sizler için de bir kısa seyahat planı söz konusu olabilir ve sevdiklerinizle eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Bu hafta mide rahatsızlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yeme içme konularında aşırıya kaçmanız sizin mide rahatsızlıkları yaşamanıza neden olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç dolunayıyla beraber kariyer hayatınızla ilgili olarak yeni bir projeye atılabilirsiniz sevgili yay burçları veya işte uzun zamandır üzerinde bir proje varsa artık bunu son noktayı koyabilirsiniz. Ve buradan aslında kazançlı şekilde geri dönüş sağlayacaksınız. Zaman zaman zorlandığınızı hissetseniz de emeklerinizin karşılığını aldığınızı düşünmek sizi motive edecektir. Ve finansal anlamda alacağınız kararlar sizi daha da böyle ileriye taşıyacak ve maddi anlamda da bir rahatlama sağlayacak. Fakat siz de nasıl olsa para geliyor diye harcama eğilimine geçerseniz daha sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz. Yeni ilişkiye başladıysanız karşı tarafı daha dikkatli dinlemeye, anlamaya çalışmak ilişkinizin uzun vadeye yayılması açısından da yine önem etmekte. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, bu hafta iş ve kariyer konularında son derece olumlu etkiler altındasınız. Uzun zamandır emek verdiğiniz ve çaba gösterdiğiniz konularda rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacağınız bir hafta olacak ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceksiniz sevgili oğlaklar. Maddi anlamda gelirlerinizin artacağı bir hafta olacak ve bu artışla beraber size bir takım yatırım fırsatları doğuyor. Eğer bu yatırım fırsatlarını da doğru değerlendirebilirsiniz, ciddi anlamda uzun vadede kazanç sağlayabilirsiniz. Bu hafta sosyal aktivitelere ve yakın arkadaşlarınıza da zaman ayırmayı ihmal etmeyin sevgili oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, hafta boyunca iş ve kariyer konularıyla ilgileneceksiniz sevgili kovalar ve aslında ciddi geri dönüşler alma ihtimaliniz var. Çünkü gelirinizi artıracak yeni projelere başlayabilirsiniz. Eğer bir zam veya terfi beklentiniz varsa
Bu hafta onun haberleri geliyor sevgili kovalar. Aile bireyleriyle aranızdaki iletişimin de artacağı bir hafta olacak. Ve hayatınızda birisi yoksa bu hafta yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Sizi üzen bir sağlık probleminiz varsa yine bunlarla ilgili de olumlu haberler almanız söz konusu olabilir. Ve geldik son burcumuza, sevgili balıklara ve yükselen burcu balık olanlara. İş hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir haftadasınız siz de. Fakat iletişim aksaklıkları sizde devam edebilir. Merkür retrosu bitti ama sizde bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Belki de bu zamana kadar hislerinizle hareket ettiniz ve bu hislerinizde yanılmadığınızı görebilirsiniz. Ama bu birazcık daha işte hayal kırıklığı gibi olabilir. Ani ve fevri kararlardan uzak durmanız gereken bir haftadasınız. Ani çıkışlar, ani yükselişler kariyer hayatınızla ilgili gelişmeleri daha çok sekteye uğratabilir. Çevrenizden alacağınız desteklerle yeni bir projeye atılabilirsiniz ve bu konuda da aslında olumlu geri dönüşler söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve karşı tarafı iyi anlamaya çalışmalı, iyi dinlemeye gayret göstermelisiniz ve mutlaka sakin davranmaya olmalısınız. Sağlık açısından sıkıntı duyduğunuz bir konu varsa bu konuyla ilgili artık öteleme yapmayın ve mutlaka bir uzman kontrolünden geçin. Çünkü sizin zaten hassas bir yapınız var. Özellikle bu dönem içerisinde duygusal durumunuzda iniş çıkışlar yaşamak mide rahatsızlıklarına da neden olabilir. Çünkü siz birazcık daha böyle içe atan bir burçsunuz. O yüzden gerginlikten uzak durmalı ve bağışıklık sisteminizi destekleyecek gıdalar tüketmeye de özen göstermelisiniz sevgili balık burçları. Evet, bu Çok haftalık teşekkür da burç ediyoruz yorumlarımız efendim. böyle. Rica ederim. Güzel yorumlarınız için, bol yıldızlarınız için haftaya ve yeni aya güzel bir şekilde merhaba diyeceğiz anlaşılan. O retroların etkisi biraz daha gidecek. Artık biraz daha hem ikili Evet. ilişkilerimizde hem kariyerimizde hem sağlığımızda umuyoruz ki hem dikkat ettiğimiz hem de güzel günlere merhaba dediğimiz günler olacak. Ağzınıza sağlık efendim. Koç Önümüzdeki dolunayı hafta. var çünkü. Evet, Koç dolunayı var çünkü. Yani Koç yeni başlangıçları anlattığı için dolunayda artık her şeyin olgunlaştığı zamanı bize gösterdiği için bu zaman diliminde artık atılımlarımızı gerçekleştirebileceğiz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.